Gaziantep Şarmiye Belediyesi tarafından 5 yıldır sürdürülen proje kapsamında OBNE'den dönen öğrencilerle Şarmiye Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile iftarda buluştu. Temel Dini Bilgiler kitabından sınava girerek okullarında 1., 2. ve 3. olan 168 öğrenci geçtiğimiz günler içerisinde Şarmiye Belediyesi tarafından Umre'ye uğurlanmıştı. Umre ziyaretini tamamlayan öğrenciler aileleriyle birlikte iftarda Şarmiye Belediye Başkanı Mehmet Tahmuzoğlu ile bir araya gelerek iftarlarını açıp sohbet ettiler. Her şey çok güzeldi. Allah hepinizden razı olsun. Ben tekrar... Bence bu proje gerçekten çok değerli. Özellikle bir mimar var, Turgut Cansever. Onun çok güzel bir sözü var. Diyor ki, şehri ihmal ederken nesli ihmal ederseniz, ihmal ettiğimiz nesil, ihmal ettiğimiz şehri tahrip eder. Onun için nesli ihmal etmemek lazım. Biz de Şarmiye Belediyesi olarak bugüne kadar 14.500.000 kitap dağıtmışız gençlerimize. 52.000 tablet dağıttık. Başarılı ödüllendiriyoruz. 6 takdir alana, sonra 5 takdir alana, şimdi 4 takdir alana bisiklet veriyoruz. Bugüne kadar 44.000 bisiklet dağıttık ama bu yıl 60.000 tane bisiklet dağıtacağız. Yani bu takdirleri, teşekkürleri olanları neredeyse hepsini ödüllendirmiş olacağız. Çünkü gençlerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Çanakkale, çok önemli bir proje. 145.000 öğrencimizi uçakla Çanakkale'ye götürdü. Bu da kendi içinde rekor. Ve gençlerimiz bu cennet vatanı nasıl kazanılmış burayı bilmeli ki bu cennet vatana sahip çıksın. Hakikaten çok büyük bir milletiz. Cennet bir vatanda yaşıyoruz. Ben gençlerimizi kutluyorum. Umre, hac, hakikaten her insanın hayatında en az bir kere yaşaması gereken çok önemli bir ibadet. Yaptığınız duaları Rabbim kabul eylesin. Gençlerimizin genç yaşta buraları görmesi hakikaten onların hayatına, bundan sonraki hayatına da çok güzel yön verecek. Ben bundan eminim. Hepsi zaten pırıl pırıl gençlerimizin. Belediyemizde bu hususta çalışan birçok arkadaşımız oldu. Geri planda bunların hazırlanması için hakikaten büyük bir çalışma gerektiriyor. En ince ayrıntısına kadar hiçbir çocuğumuzun burnunun kanamaması için, hiçbir aksaklık yaşanmaması için çok titiz çalışmalar yaptılar. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Velilerimize çok teşekkür ediyorum. Böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için Rabbim günlerini göstersin, mürüvvetlerini göstersin. İnşallah kalplerindeki, gönüllerindeki okulları okusunlar, kazansınlar. Hem ailesine, hem ülkemize, hem milletimize faydalı evlatlar olarak gitsinler. O zaman biz, bütün haklarımız varsa helal hoş olsun. Rabbim onların önlerini açık etsin, bahtlarını açık eylesin diyorum. Tekrar bu yemeğimize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Tekrar bu organizasyonda, bu Umre'de emeği geçen, ismini unuttuğum, isimsiz bir sürü kahramanlarımıza da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. 151 gencimize çıktığımız bu yolculuk bizim için eşsiz bir duygu durumu da yaşadı bize. Tabii başkanım, biz başkanın hangi projesine bahsetsek bunun eşi benzeri yoktur diye başlıyoruz. Kitaba baktığımızda diyoruz ki bunun eşi benzeri olmayan bir proje. Bisiklet altında bakıyoruz, eşi benzeri olmayan bir proje diyoruz. Çanakkale'ye bakıyoruz, gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir proje. Tarih şuurunu oturtabilmek açısından. Diğer kitap dağıtımlarına, aylık ödülü kitap dağıtımlarına baktığımızda, spor ayakkabısına baktığımızda hepsine diyoruz ki bunun eşi benzeri yok. Ancak Umre'ye de birebir katılmış birisi olarak şunu çok gönül rahatıyla söyleyebilirim ki başkanım Kabe'de öğrencilerimizi gören herkes, özellikle çocukları da görünce ona ayrı bir gözle baktılar ve çocukları orada Rabbimin nuruyla nurlanmış olarak görüp herkes kendi evladıymış gibi sahiplendi ve herkes bu çocukların nerede geldiğini sordu. O anda bir Şahin Bey'in olarak göğsümüzü kabartarak bu gençlerimizi, 151 gencimizi, bütün masraflarını, tafletteki bulunan herkesin masraflarını karşılayıp bütün ayrıntılarıyla gönderen
vardı. Başka bir... Allah razı olsun. İnanın oradaki herkes şunu söyledi. Dedi ki, ya bizim belediyelerimiz de bunu yapabilirdi. Bizim belediyelerimiz belki 150 kişi gönderemeyebilirdi ama 3 kişi de olsa, 5 kişi de olsa gönderebilirdi. Çünkü bu proje sadece çocukların umreye gitmesi de değil. Başkanım Allah razı olsun. İslam temel dini bilgiler kitabımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızın kitabından 55 bin, yaklaşık 55 bin kitap lisedeki bütün gençlerimize dağıtıldı. Okullarımızın tamamında bir kitap okuma süreci başladı. Bu atmosferde çocuklarımız dini bilgilerini güncellediler. Ve bu yarışmada da yani neredeyse 50 soruda 50 yapan, ortalamayla olan tam yapan çocuklarımız geldi. Baştan sona hem eğitim süreçleri hem oradaki bütün ihtiyaçlarının en güzel yerde karşılanması, en güzel otellerde kalmamız, en güzel imkanlara sahip olmamız ve bu farklılığa sahip olmamız açısından bizim için eksik bir durumdur. Ben bu imkanları sağlayan Sayın Başkanımıza, Mehmet Tamazoğlu Başkanımıza hasreten teşekkür ediyorum. Allah kendisine razı olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا إله العالمين senin rızan için umre ibadetini yapmış olan bu gençlerimizin umrelerini makbul eyle. Gönüllerindeki mukaddes perdelerin ibadetlerini, oraların özlemini her daim diri eyle. Oranın sevgisinden, oranın maneviyatından müstefid eyle. Gitmeyi arzu eden cümle gençlerimize, büyüklerimize, her mümin kardeşimize de en yakın zamanda nasip eyle. Bu umre ibadetinde emek vermiş olan, öncülük etmiş olan, başta belediye başkanımıza ve emek veren herkese, sen bu ilk umre ibadetine vesile oldukları için onları da mükafatlandır Allah'ım. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وارزقنا حسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين. Öncelikle Allah Tamazoğlu'na razı olsun. Cidden bizim üzerimize de umre sürecimizde takip ederek bizim üzerine bir nevi baba gibi titredi ve orada çok ilgi ve alakadar oldu bizim yaptığımız her adımdan. Bu konuda Tamazoğlu bütün Türkiye'deki belediyeleri aslında örnek bir belediyedir. Bu sene yapılan umre yolculuğuna ben de katıldım. Yani gördüğüm en güzel şey Kabe'ydi. Öncelikle bunu başaran ekibe ve başta Mehmet Tamazoğlu, daha sonra da ekibine buradan çok teşekkür ediyorum. Bu genç yaşta nasip oldu gitmek. Gerçekten çok duygulandırıcı. Daha hala heyecanın üstünden atamıyorum. Çok mutluyum yani. Başta başkanım Mehmet Tatmazoğlu'na, ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Fadila Ülken'in annesiyim. Ben de çok mutlu oldum gittiği için umreye. Yani biz Rıp'taki çocukların, küçüklerinin gitmesi o kadar mutlu etti ki beni. Yani Rabbim onları sevmiş, çağırmış yanına. Bir de başkanımıza çok teşekkür ediyorum böyle bir imkanı bize sağladığı için. Hani oğlum çok şükür gitti, bu yaşta gitti, gördü. Rabbim bize de nasip etsin. Bütün Müslümanlara nasip etsin inşallah. Yani ne diyebiliriz ki? Çok mutluyuz. İlk Medine'de gittik şeye. Medine'ye gittik. Çok güzeldi açıkçası. Yani oradaki insanlar çok sevecendi. Çok sessiz konuşuyorlardı. Saygısızlık olmasın diye. Ondan sonra Mekke'ye gittik. Orası da yine yani çok hatırlamıyorum ibadetlerden falan ama yani çok kalabalıktı. Çok güzeldi yani. Bana çok güzel geldi. Her türde insan vardı. Her ülkede insan vardı. O yüzden yani bize böyle bir yolculuk yaşattığı için de belediye başkanımız Mehmet Tamazoğlu'na çok teşekkür ederim. Yani o manevi hazı tattığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Onu hatırladıkça sürekli gülümsüyorum, mutlu oluyorum zaten. Yani Sayın Başkanımıza da teşekkür ediyorum bu yönden. Yani hayal bile edemeyeceğim bir şeydi çünkü hiç aklıma gelmezdi gitmek. Çok mutluyum, şanslı hissediyorum yani. Ona çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir imkanı sağladı. Şahsen ben... Yani böyle bir imkana sahip olamazdım kendim gitmiş olabilsem. Böyle rahat ve güzel bir şekilde geçiremezdim orada umremizi. Ama çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi ve rahat geçti bizim için.